Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır çok istediğiniz, çok beklediğiniz ev turu videosu çekeceğim sizlerle. Arka arkaya ev turu videoları çekmeye başladım size. İki ayın içerisinde iki kere ev taşıdık çünkü. Aslında ikisi de aynı evdi. İzleyen arkadaşlar bilirler. Sadece burası oradan daha büyük. Bir odada fazlası var. Stüdyo odası ekledik. Bir iki ufak tefek eşya eklemeleri yine oldu. Siz çok istediniz. Biz de sizi kıramadık. Bugün yine bir ev turu videosuyla karşınızdayız. Çok fazla bir değişiklik olmadı dediğim gibi. Yine aynı salon koltuklarım yine burada. Sadece perdelerde bir değişikliğimiz oldu. Tarçın rengi civarında, nasıl diyeyim, karışık bir şeydi ya. Hardala benziyordu yani. Evet, hardal gibi, tarçın rengi gibi bir perde almıştık. Sonra içime çok sinmemişti. Bir kısmını zaten beni Instagram'dan da takip ediyorsunuz. Instagram'da bir oynama yapmıştım. Bu perdeler sizce kalsın mı, değişsin mi diye. %50 kalsın, %50 de değişsin yazmışsınız. Süper bir oylama çıkardınız. Sizi de buradan tebrik ediyorum. Ama yorumları okuduğum zaman, DM'den gelen yorumlara baktığım zaman çok dürüst bir şekilde çok kuru olmuş ya, o ne öyle falan diyenleriniz vardı. Hiç kızmadım gerçekten. Şöyle bir baktığımda gerçekten biraz kromsu gibiydi ya. Evet, krom rengiydi. Krom rengi değil. Krom gibi olmuş dediler. Aslında beni sevdikleri için yazıyorlar, biliyorum yani. Yoksa hiç yazmazlar bile, olmamış ya. Kro gibi olmuş, pek uymamış eve dediniz. Antrisit istendi. Ben de sizi dinledim ve antrisit yaptık arkadaşlar. Çok da yakıştı bu kez. Bunu Taner'in zevkine göre. Zaten Taner evde hiçbir şeye karışmadı. Her şeyi ben hallettim. Tabii canım, her şeyi ben hallettim ya. Neyi hallettin ya? Hep benim zevkime göre olmadı mı arkadaşlar izledim alışveriş videolarında. Taner'le ikimiz beğendik bunu. Taner beğendi demeyeyim şimdi. Hemen onu atmayayım. Ben sevdim. Ama ilk gösteren oydu. Bak, burada çok güzel bir parça varmış dediğinde. Çok içime sindi. Bir de mobilyalara acayip yakıştığını düşünüyorum ben. Her renk var mesela bunlardan evde şu an salonda. Bence güzel oldu. Bu arada yorumlarınızı da yazın arkadaşlar. Şu parça oraya hiç olmamış ya da güzel olmuş, şöyle mi olsa daha iyiydi gibi yorumlarınızı da bekliyorum. Burada ekleme olarak da bundan tek bir koltuğumuz vardı. Onu da diğer salonumuz buraya göre hemen hemen yarısı kadardı. Daha küçük bir salondu. O yüzden şöyle koltuğun hemen yanına çevrelemiştik. Burada alan boş kalacağı için bir tane daha sipariş ettik bu berjerden. Burası da böyle bir köşe oldu. Ben sevdim yani. Benim zevkime uyan böyle oluyor. Benim zevkim bu. Ya hep ona zevki canım. Bak, şu saati ben seçtim mesela. Şimdi onu söyleyeceğim. Bu da Taner'in. Taner'in tarzı. Ama güzel oldu. Bu eve başka bir saat olmazdı zaten. Evin çizgisine yakışanı bu oldu. Evin her yerinde bir zenci bulacaksınız. Her odada, her girdiğimiz yerde. Şurada mesela bir zenci tablomuz var, yeşil kız. Daha çok zenci çıkacak birazdan. Ben seviyorum ya zenci. Ya güzel oluyor dekoratif de. Zaten zencileri de çok beğeniyorum. Bence güzel oluyor yani. Burada var bir zencimiz yine. Bence çok tatlış. Burada da fıstığımla ikinizin resmi var. Sen geçen sen. Seneden. Evet, burada da telefonla çekildiği için Taner'in telefonu yazıyor. Honor 9X triple kamerayla çekilmiştir. Fotoğrafın altında. Gösterdim. Anne kız aşkı, göster. Nereye baksam aksesuar ama nereyi gezsem her yerde şu vardı yani. Mercan. Evet, bunun renkleri. Bundan bir sürü göreceksiniz birazdan evde. Bundan çok var. Bu şu an mavisini görüyorsunuz siz, buz mavisini. Şurada da şöyle. Lotus bu çiçeği. Bu aslında bir şamdan. Bu arada evet, hareketli bir video olduğu için, gezerek çekeceğimiz için arkadaşlar, sabit çekmeyeceğimiz için renk ayarı yapamadık. Girdiğiniz yerlerde renk farklılıkları yaşayacaksınız. Evet, buraları da yine aynı şekilde. Mumluğun devamı yine burada. Bir zenci kızımız yine burada. 9. bakışını atmış, fotoğraf çekinir gibi. Burada yine tatlış kom, bu da geçen yıldandı herhalde. Evet. Bunun ismi neydi? Mahmut'tum. Mahmut. Mahmut Paşa diyecektim. Mahmut arkadaşlar. Ben pek cesaretim yok biliyorsunuz öyle hayvanlar konusunda. Hemen böyle kavrayıp sarılamıyorum, tutamıyorum. Kedilerimize falan da çok zor alıştım. Çok seviyorum ama yapamıyorum. Lina hiç sırtına koyduruyor elinde. Bununla bayağı bir fotoğrafı var. Elimize bu geçti. Bunu koyduk buraya da. Bakar mısınız, gıybet bakışı değil mi? Ne? Öyle mi olmuş der gibi. Bir arkadaşınızla bir kafede otururken heyecanlı heyecanlı dinlersiniz ya. Öyle çıkmış resmen. Çok hoşuma gitti. Ya şu bakış. Bunu koymak istedim buraya da. Evet, bu köşede böyle oldu. Evet, size gösterdiğim alanı şöyle kısaca bir göstereyim. Şu an ışık biraz yetersiz. Bu da bizim artık olay olan yemek masamız. Gerçekten olay olmuştu. Gelmek bilmeyen. Gelmek bilmeyen 5 ay masasız kalmıştık. Nihayetinde geldi masamız.
Şunu çok sevmedim ya evde. Yani buraya çok yakıştıramadım. Arkadaşlar söylesin. Bunları çok sevmedim ama yerine güzel bir tablo da bulup koyamadım. Siz bir yazın bakalım bunlar burada olmuş mu? Çok eve uyum sağlamadığını düşünüyorum ben ya onları. Bence oldu. Eski evimizde hemen masanın üstünde duruyordu bu. Biraz da uğruna da inandığım için de kaldırmak istemedim. Tamam, gelince takayım demişti. Evet, koltuklarımız falan da mavi ya. Aslında ona biraz çağrıştırıyor ama ne bileyim akvaryumun yanında oluşu falan. Bilemedim. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Bakalım oylamada ne gelecek. Yorumlara bırakın. Akvaryumumuzu büyütmüştük. Onun videosunu çekmiştim. Onu çok fazla anlatmama gerek yok. Burada da yine bizi zencilerin karşıladığı bir köşe bekliyor. Sohbet eden... Sohbet değil ya, çalışıyorlar galiba. Ellerinde bir şeyler, çalışkan bunlar, çalışıyor. Ama çıkmışlar. Evet, burada da yine bir zencimiz var. Ben seviyorum zenci detayını. Bunu da Lina ile ikimizi anımsattığı için aldım, anne kız. Çok güzel değil mi ya? Salonumuz böyle. Şimdi geçelim, nereye? Yanına geçelim hemen. Oturma odası. Ha, oturma odasına geçelim. Burası da oturma odamız. Bu koltuğumuz eski evimizden gelen tek şey bu oldu galiba, bu parça oldu. Bu koltuğumuz bizim odada değildi, balkondaydı arkadaşlar. Biliyorsunuz eski evimizde yeşildi. Mavi miydi? Maviydi. Evet, maviydi. Sadece yüzünü değiştirdik, getirdik. Zenci parçaları kullandık. Şöyle, zenciler burada da var, bırakmadılar peşimizi. Bu da bir zenci. Burası oturma odamızın görüntüsü. Peyzajını gerçekten çok seviyorum ben buranın. Öyle yorumlar geliyor ki dip, köşe, en ufacık minnacık şeyi bile göstereceksiniz diye. O yüzden ben arkasından çıktıktan sonra şöyle son kez tekrar bir göstereyim. Sonra şurayı göstermiyorsunuz, burayı göstermiyorsunuz diye kızmaya başlıyorsunuz. Siz kızmadan ben şöyle bir göstereyim. Böyle. Evet, burası da oturma odamız. Balkon evin her yerini dönüyor. Aslında güzel bir şey evde balkon olması, çok olması ama kuşlar her gün buraya kakalarını yapıp gidiyorlar. Her gün elimizde böyle fırçayla kuş kakası temizliyoruz. O anlamda gerçekten zor oluyor. Ama görüntüsü de çok güzel oluyor. Yazın özellikle buranın keyfi çok daha güzel çıkıyor. Burası da peyzajı. Şu en aşağıda iki katlı olan yerde spor salonu ve kapalı havuz var arkadaşlar. Oraya da bir türlü kısmet olmadı gitmek. Lina'ya doğum etmeden önce sürekli spor yapıyordum. Hiçbir zaman bırakmadım. Ne zaman doğum yaptım, Lina 7 yaşına geldi. Bir kere bile başlayamadım. Her zaman 7 senedir diyorum ki haftaya pazartesi spora başlayacağım. 7 sene geçti üstünden. Bir türlü o pazartesi gelmek bilmedi. Ama bu sefer başlayacağım ya. Söz veriyorum yani. Kışa da kaldık. Biraz üşeniyorum. Sabahın erken saatinde böyle kalkıp sıcacık yatağından koştur koştur hemen spor yapmak da zoruma gidiyor ama yapmamız da lazım arkadaşlar. Kendimize bakmamız gerekiyor her şeyden önce. Bedenimize iyi bakmamız gerekiyor. Sağlığımız için, fit kalabilmemiz için, güzel kalabilmemiz için buna da ihtiyacımız var ama üşeniyorum ya. Siz beni bir şöyle gaza getirin de yakın zamanda başlayayım. Çok yakında başlayacağım. Söz demeyeyim de haftaya pazartesi başlayacağım diye. Eminim başlarsın. Kanerele hiç. Kanerde hiç yok öyle bir pazartesi başlayacağım. Senden bir şey gelmeyince ben de seriyorum. Ha, ben başlasam geleceksin. Tabii, yani. Tabii gelmez. Oo, o zaman başlıyoruz. Pazartesi spor salonunda görüşürüz arkadaşlar. Burası da böyle. Şu da benden yadigar. Güzellik merkezimde vardı bu benim. Bu da oradan hatıra. Kıyıp veremedim kimseye, atamadım da. Benimle beraber geldi. Sadece yüzleri değişti. O zaman mutfağa geçelim şimdi. Madem oradan başladık böyle de devam edelim. Burada da yine bir değişiklik yok. Diğer evimizde aynı mutfak. Şekil, şemal, her şey aynı. Sadece bu biraz daha büyük, daha geniş. Değişen tek şey buraya bir televizyon aldım. Çünkü yemek yaparken kaçırmak istemediğim dizilerim oluyor. Onları bir taraftan yemek yapıyorum ya da yemek yiyorum. Koşup bir bakıyorum, geliyorum falan. Gidip gelmelerim bitti. O anlamda benim için iyi oldu. Burası da balkonumuz. Oradaki kış bahçemiz tabii daha güzeldi diğer evde. Ama evde alan olarak küçüktü. Girdiğimiz zaman hem böyle bir yer vardı hem de böyle uzanan U dönen bir yer yine vardı. L şeklindeydi orası. Burası yüzden, bir kısmı kapanmış bir kısmı evet, açık. Evet, iki berjerimiz vardı mesela orada. İki tane oturma grubu yapmıştık orada. Oraya sığmadı. Burada da sadece böyle bir kış bahçesi takımımız kaldı. Bu kısmını da artık kedilerimiz için ayırdık. Şunu bulduğuma çok sevindim. Bunu yeni buldum. Küçüktü. Kumu da açıktı. Üstüne kakalarını, çişlerini yapıyorlardı, çıkıyorlardı. Artık küçük geliyor. Biraz büyüğüne bakalım derken tesadüf eseri bunu gördüm. Evde kedi bakanlar varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Kapalı.
Buradan giriyorlar içine, işlerini halledip geri çıkıyorlar. Temizlemek istediğimiz zaman da buradan açıyoruz. Gerçekten çok kullanışlıymış. Evet, kedi bakanlarınız güzel. Varsa acayip temiz bir şey yani, kesinlikle tavsiye ederim bundan almanızı. Burada da mesela çıktıktan sonra kumları falan patilerin arasında sıkışıp kalıyor ya. Onu böyle yere döküyorlardı, şimdi bunun üstüne döküyorlar. Alıp bunu böyle çırpıyorsunuz. Bu da rahatlıkmış yani. Benim hiç haberim yoktu. 2 senedir evde kedi besliyoruz. Yeni yeni tanıyorum bunları. Buranın da görüntüsü böyle. Yine aynı yöne bakıyor. Vallahi evde en sevdiğim şey benim burada manzaramız oldu. Gerçekten çok tatlış ya. Çok da kullanışlı. Çocuklar için de çok uygun. Lina çok seviyor burayı. Burası da böyle. Gelin size ne göstereceğim? Turşularım var burada. Bu sene ilk defa kendim kurdum turşumu. Her sene annem kurar getirirdi. Bir lahana turşusu kurdum, bir de salatalık turşusu kurdum. Instagram'a çekmiştim. Bu yıl ilk defa turşu kuruyorum diye. O salatalıklardan turşu olur mu diye bana yazan yazana. O salatalıklardan olmaz. O salatalıklar çok büyük. Turşu tutmayacak, olmayacak. İnanın daha hiç tadına bakmadım. Şimdi görünce aklıma geldi. Bence açayım. Açıp bakacağım hemen, tadına. Hemen. Bakacağım tadına, bakalım olmuş mu? Ben de merak ettim. Eğer olduysa bunu yazan herkese birer tane kargo yapıp göndereceğim. Olmuş mu olmamış mı görsünler. Kargolayacağım evlerini. Bu arada Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar varsa videonun altına açıklama kısmına Instagram hesabımın da linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beni de edebilirsiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın, canınız isteyebilir ama bakmam lazım. Mis gibi de koktu, kendi ellerimle ilk defa hayatımda turşu kurmuşum. Bir bakayım tadına. Nasıl olmuş mu? Nasıl olmazmış? Hani olmazdı? Vallahi o kadar da güzel olmuş ki arkadaşlar. Hakikaten hepinize tattırmak isterdim yani. Sadece canımız çekti ya. Allah Allah. Harika olmuş gerçekten. Ellerime sağlık. Sen de biz alalım. Bir dakika ya. Instagram'dan yazanlara göndereceğim birer tane kargoyla. Olmamış diyenlere. Olmuş mu olmamış mı bir tadın bakalım. Olmuş. Artık lahanayı da açıp onu da katır kutur yemeyelim burada. Çok herkesin canı isteyecek ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, hadi içeri geçebiliriz. Burası da girişimiz arkadaşlar. Kapıdan içeriye girişimiz. Burada yine zencimiz var gördüğünüz gibi. Bu eski evimde de vardı. Beni ilk izlemeye başladığınız evimde. Oradan beri beni takip ediyor. Bir ömür boyuna takip etsin inşallah. O kadar seviyorum ki ben bunu gerçekten. Evde en sevdiğim aksesuar bu bence. Hiçbir zaman da sıkılacağımı zannetmiyorum. Ona uysun diye şöyle de bir konsol gibi bir şey aldık işte, anahtar. Bunu da ben beğendim. Hayır sen beğenmedin, yalan söyleme. Hadi hadi. Hadi oradan ben de. Hayır öyle bir şey yok. Bütün iyi şeyler ona, kötü hiç şeyler var. Hiç öyle bir şey yok. Evet, gayet de güzel oldu bence. İkisi de birbirine uydu. Şurada bir boy aynam var. Alırken çok severek almıştım ama şöyle kendimi çekeceğim zaman Instagram'da şu kenarları çıkıyor. Dar olduğu için çok hoşnut kalmadım o anlamda ya. Ama güzel yani, bakıldığı zaman buraya çok yakıştı. Güzel canım, şık. Aa bu arada terliklerimi hatırlayanlar var mı? Antalya yolculuğuna çıkarken evde bunları giyiniyordum. Evde başlamıştım videoya da. İşte tatile çıkıyoruz, yolculuk vlog çekeceğim diye. Evde başladığım videoda bunlarla aceleyle çıktığımız için bunlarla Antalya'ya kadar gitmiştim arkadaşlar. Tüm molalarda falan ev terliği ayağımda, peluş bir ev terliğiyle 500 kilometre yol gittik yani buradan. Evet. Evet, bu da böyle bir tablo oldu. Evet Taner'ciğim, ne anlatıyor bu tablo? Anlat bakalım. Ya orada bir işte ne anlatıyor? Bir güvercin görüyorum ben şurada bir tane. Bir tane. Tamam da ne anlatıyor? Duygusu ne duygusu? Duygusu işte, burası kafeterya gibi bir yer. Kafeterya mı? Ha Taner kafeterya. Kuş konmuş. Valla inanır mısınız, buraya astık ama daha hiç şöyle karşısına geçip de acaba bu resimde ne anlatıyor? Ne var, ne figürler var, bir kere bile inceleme fırsatım olmadı. Ya unuttum tabii ki, hiç mi olmadı yani fırsatım? 24 saat mi çalışıyorum? Öyle bir şey yok da. Ya unutuyorum ya da gerçekten yapmak istediğim zamanda fırsat bulamadım. Siz şöyle bir bakıverin arkadaşlar. Tablonun teması ne? Bu tablonun teması nedir? Kim yapmış bunu da? Serhat Baydar. Serhat Baydar yapmış bu resmi. Serhat Baydar, bizi izliyorsan lütfen burada ne anlatılmak istediğini yaz da bizi şöyle bir aydınlanıverelim. Bir anda aydınlanalım yani, şöyle Nazım Hikmet gibi. Nereden devam edelim? Depodan başlayalım buraya gelmişken. Öteki evde ağzına kadar koli dolduğu için gösterememiştim. Yeni evde mutlaka gösterin demiştiniz. Gösterecek çok bir şey yok burada aslında ama depo işte yani, adı üstünde. Gerçekten de göreceksiniz, yığın yığın tam bir depo oldu burası. Şu dolapta daha çok videolar için elimizin altında olması gereken şeyler var. İçi karman çorman bir şey şu anda ama
takma tırnaklarım mesela. Bununla Lina'yla çok fazla video çekmiştik. Bu da temizlik için stand yaptık böyle. İşte deterjanlar, temizlik bezleri falan. Burası da Lina'nın okul araç gereçleri. Özellikle üst kısmı. Altta da yine videolarda kullandığımız birkaç parça eşyalarımızdan oluşan bir dolap oldu burası. Bura bayağı bir depoymuş ya. Bu ne kadar karışık böyle. Eski akvaryumumuz. Burası da böyle. Temizlik kovalarım, işte elektrik süpürgem falan, ıvır zıvır, nerede ne varsa hepsi buraya ait. Burası da hem ayakkabı odası hem de çamaşır odası. İşte kirli sepetim, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, montlarımız, ayakkabılarımız falan filan. Burası da böyle bir yer oldu. Çok da kullanışlı oldu. Gerçekten burayı çok güzel yapmışlar, böyle oda gibi olması. Özellikle çamaşır makinesinin falan burada durması çok işime yaradı. Banyoda çünkü çok ses yapıyordu. Burayı böyle kapattığım zaman hiç tık yok. Sanki çalışmıyormuş gibi. Tabii burada bir duam var. Nazar ayeti. Nazar ayeti. Bu bizimle 12 yıldır var. Her zaman da olacak. Bir evin olmazsa olmazı bir nazar borcumuz var. Nazara ben inanırım gerçekten. Allah nazarlardan saklasın diyelim. Hepimizi arkadaşlar, bizi değil sadece hepimizi kem gözden, kötü gözden korusun. Madem buraya geldik böyle de güzel de günün duasını bırakayım. Nerede kaldık? Misafir odası. Gelen olursa diye böyle bir yatağımız var. Burada da işte yorganım, yastığım, işte yüklük gibi öyle hurçlarımın olduğu bir dolap. Şu dolabı boş bıraktık. İşte gelen üstünü başını koysun kalmak isteyen diye. Ütü masam da burada. Ütümü de burada yapıyorum. Evde çok fazla toz çıkmasın diye burada kullanıyoruz. Ütü odası. Normalde misafir odası, bizim için ütü odası. Burası da misafir banyosu. Böyle minicce bir banyo. O evde niye misafir odası yaptınız ya? Bir stüdyo odası olması gerekmiyor mu? Sizin işiniz bu ama. Siz video çekiyorsunuz. Keşke stüdyo odası yapsaydınız. Kaldırın atın onları, stüdyo odası yapın demiştiniz. Çoğunuz yazmıştı bunu. Ve şimdi onlara gelsin o zaman bu oda turu. Çünkü burası bir stüdyo odası. Ve cidden çok işimize yaradı arkadaşlar burası. Böyle bir oda oldu burası. Burada bilgisayarım var. Size editler, montajlar yaptığım köşem burası. Sizin o güzel yorumlarınızı okuduğum. Sizinle iletişim köşem burası arkadaşlar. Sizin köşeniz daha doğrusu burası. Burası da challenge masamız. Evi pisletecek videoları burada yapıyoruz. Öyle evi dağıtacak videoları değil de. Çünkü diğer evi biliyorsunuz o kadar altını üstüne getiriyordum ki. Bana birçok kişi Instagram'dan şunu yazıyordu ya hanımlar. Ya siz yazık değil mi? Kendinize acımıyor musunuz? O kadar evi dağıtıyorsunuz. Bir de bunun temizliği var. Yazan yazanaydı. Bu evde rahatladık biraz arkadaşlar. Çünkü pis işlerimizi burada çekeceğiz. Paneli mahvedeceğim alan burası. Tabii canım, tabii. Bunlar ışıklandırmamız. Şu an işte bunu açıp sabit bir yerde olamadığımız için her girdiğimiz yerde ışık farklı farklı çıkıyor. Ama tabii bunları kullandığımız zaman daha loş, daha güzel bir aydınlatma sağlıyor. Onu her videomda kullanıyorum bir yerde. Buraya da sizin ödüllerinizi koydum arkadaşlar. Biz teslim aldık ama ödüller sizin. Her zaman bunu söylüyorum ben. Lina'nın ve benim plaketlerimiz. 100 bin ve milyon plaketlerimiz. İnşallah 10 milyonu da görürüz hep beraber. Ve 10 milyon plaketimizi de buraya asmayacağım. Geleceğim, nereye asacağım? Masanın tam üstüne kocaman bir şekilde asacağım. Salona as, salona. Hayır, salona da asabilirim. Niye asmayayım, asarım. Yok ama burası stüdyo odası. Buraya masamın üstüne atacağım. Her videoda görürsün istiyorum. Şu ana kadar Türkiye'de tek bir kişi de var. İnşallah bize de nasip olur. O arkadaşımızı da tabii kutluyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten kimde olduğunu. Ben de gerçekten çok tebrik ediyorum. Başaran insan her ne yaparsa yapsın. Demek ki iyi yapmış. Demek ki kendini sevdirmiş ki hak kazanmış ve almış. Tabii ki güle kolay, güle. Kolay değil. Aynen yani. Tabii kolay mı ya? 10 milyon ne demek yani? Türkiye sadece 80 milyon. Tabii yurt dışından da çok fazla izleyenler var ama Türkiye'ye çarparsan her 8 kişiden bir kişisi takip ediyor demek oluyor. Çok büyük bir rakam yani. Gerçekten tebrik ederim. İnşallah darısı başımıza. Burada da minnoşlarım var. Ya arkadaşlar her seferinde söylüyorum size. Havuç dediniz, havucu denedim. Yuva al koy dediniz, yuvayı da denedim. Kafesten çıkmasın, yalnız kalsınlar dediniz. Onu da yapıyoruz, çıkarmıyoruz. Yumurtlamıyorlar ya. Kaçıncı kuş bu? Niye yumurtlamıyorlar? Bizim aldıklarımızda mı sıkıntı var? Biz mi yapamıyoruz? Bir yerde bir eksik yapıyoruz ama ne? Yumurtlayın. İstiyoruz yavru demek istiyoruz. Burası da bu odanın banyosu. Hiç bu
kullanamayacağımızı düşünmüştük ama bir videoda kullandık. Tamer'e ceza olarak 7 saniye challenge yapmıştı. Girdi soğuk suyla, soğuk 7 saniye burada ya. Soğuk duş almıştı. Çeşmeyi açar açmaz buz gibi suyla ve akşamdı. Kullandığımız tripodlarımız falan var. Telefon tripodu, kamera tripodlarımız burada. Bu iki mercerim balkondaydı. Bunu da biliyorsunuz eski evimde. Burada da belki oturarak çekebileceğimiz bir video olursa diye bu köşeye koyduk. Hem de çok fazla boş kalmasın diye. Burası da böyle stüdyo odamız. Şimdi gidelim Lina'nın odasına. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Yine mobilyalarımız aynı. Zaten yeni almıştık. 2 ay önce taşınmıştık bir önceki evimize de. O yüzden pek bir değişiklik olmadı. Sadece yerleri değişti arkadaşlar. Ama değişikliklerimiz tabii ki oldu. Belki izlemeyen arkadaşlar vardır. Burada mesela Japonları var artık Lina'nın odasında beslediği. İyi ki de almış, çok istemişti ya. Çok da güzel oldu. Okuldan gelince bir heves hemen onlara yem veriyor. 4 tane olsun aman çatlarlar falan diye böyle özene bözene sayıyor. Tane tane 4 tane veriyor gelince. Beyazın adını Pamuk. Siyahta teleskop gözlü evet, olduğu teleskop. İçin teleskop koymuştu. Burada da yine onun bebeklik fotoğrafı var. Bu her yerde, her odasında. Tüm ev turlarımızda görmüşsünüzdür. Doğduğu gün 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık diye gidiyor. Ay ay çekip koymuştuk buraya. Bakın bu da yine Mahmut'la. Mahmut baban. Bu sene Lina'ya bir söz vermiştim. Seni Kapadokya'ya götüreceğim ve balonlara bineceğiz diye. O kadar heveslenmişti ki biz sürekli ya fırsatımız olmadı ya bir pürüz çıktı, bir şekilde gidememiştik. Ama sözüm söz, inşallah bu yaz onu Kapadokya'ya götürüp bu balonlara bindirmek istiyorum. Kapadokya'ya götüremedim ama Kapadokya'daki balonları evimize getirdim, odasına getirdim. Bunu da ona sürpriz yaparak almıştım. Baktım duvarı bomboş kaldı burası, oda büyüyünce duvar çok boş kaldı. Burası da dolabı. Giysi dolabı. Bu kitaplığımız mesela diğer evde sığmamıştı. O da küçük olduğu için balkona koymuştum ben. Kendi okuma kitaplarımı koymuştum. Şimdi odasında yer kalınca hemen balkondan alıp yine kendi odasına getirdim. Bunlar okul kitapları. Şunlar da kendi hikaye kitapları. Her akşam yatmadan mutlaka okuyoruz. Bizi izleyen arkadaşlarımız arasında biliyorum ki çok fazla sayıda çocuklar da var. Çocuklar gerçekten kitap okumak çok önemli. Hem gelişiminiz açısından hem güzel Türkçemizi güzel telaffuz edebilmeniz açısından, hayal gücünüzün daha geniş olması açısından, kendinizi geliştirebilmeniz açısından her gün mutlaka çok az da olsa 3 sayfada olsun, 5 sayfada olsun az görmeden mutlaka elimize geçen her şeyi okuyalım. Her şeyden küçücük de olsun bir bilginiz olsun. Bu da bugünün güzel bir notu olsun o zaman. Kitap okumayı sevin ve sevdirin. Anneler siz de çocuklarınıza kitap okumayı sevdirin. Burası da çalışma masası. Okuma yazma kısmında daha yeni olduğumuz için, 1. sınıf olduğu için ödevlerini hadi git kendin tek başına yap yapamadığımız için şimdilik burayı kullanmıyor. İşte mutfak masasında yapıyoruz. Oturma odasının sehpasında falan yapıyoruz ödevlerini. Şöyle üstüne de artık saat kavramını da öğrendiği için ödevlerini falan yaparken de artık bilmesi gerektiği için hemen çalışma masasının üstüne şöyle kırmızı tatlişte bir saat ekledik. Burada da süslü kızımın süslü yeri var. Bakın yine hemen bir rujumu kapmış. Yakaladım. Böyle bir makyaj malzemesi falan almaya gittiğimde ya da cilt bakımı kremleri falan. Hemen yanında tester için böyle minik minik şeyler verirler ya. Gelen testerlere hiç kullanmışlığım olmuyor maalesef. Hemen yine kapıyor. Küçük parçalara hiç dayanamıyor. Neyse ellemeyelim artık almış yani ne yapalım. Doğum günü için almıştım ben bunu. Ne ailesiydi ya? Bir şey ailesiydi. Unuttum şimdi ismini. O aile gitti. Lina yerine başka bir aile getirdi buraya gördüğünüz gibi. Bunların hepsini kendi kendine bir şeyler yapıyor. Atamıyorum da. Oynuyor bunu. Çok kızıyor. Kendi oyuncağını kendi yapıp oynamayı seviyor Lina. O hamurdan yatak falan yapmış. Evet, çok seviyor böyle şeyleri. Kendi tasarlayıp kendi oynamayı. O yüzden ben de ellemiyorum. Burası da Lina Hanım'ın banyosu. Evet, ışık değiştiği için... Kimseyi sokmuyor buraya. Işık değiştiği için biraz şey oluyor. Sarı mı çıkıyor? Hı-hı. Evet, normalde gri bir banyo, gri beyaz. Evet, burası da böyle. Tabii bu da Lina'nın oyuncağı ama bunu buradan kaldırttırmıyor. Anne burası banyo ya diyor. Bu da diyor banyo diyor, burada duracak diyor. Sakın kaldırma diye. Bir de beni tembelliyor. Şu çiçeği ben yatak odası banyosu için almıştım ama mora karşı bir zaafı var Lina'nın. Ben de moru çok seviyorum, o da moru çok seviyor. Hayır, o benim banyomda duracak diye kaptı getirdi buraya. Ona başka bir şey almıştım. O yüzden onunki oldu şimdi. Alsın, kullansın, ne yapayım. Kızım seviyorsa ben daha çok severim. Burası da yatak odamız. Yatak odamızı değiştirdik arkadaşlar. Eski ev turunda çektiğimiz yatak odası değil. Buraya gelince başka bir yatak odası sipariş ettik. Ben gerçekten çok severek aldım. Tam benim tarzım. Grili, siyahlı öyle bir yatak odası oldu. Şu ikisi de bakın Taner'in zevki. Bunlar Taner'in zevki demediğim her şey
Benim zevkim. Hadi benim hadi hadi. Gerçekten hadi, öyle hadi. Ama arkadaşlar. Bak bu apliyi de ben seçtim. Hayır. Ha, evet bunu da Taner seçti. Ama geri kalan her şey benim kendi koltuk zevkim. Koltuk sana ait. Benim kısa saçlı halim. Sene kaç acaba? Lina yoktu burada daha dünyada. İşte evlendik. 1-2 senelik evliydik desek. 10 yıl öncesinin fotoğrafım bu. Tatam. Kısa saçlı halim aslında bu kadar kısa değil. Saçımın önleri kısa, uzun kısmı arkada kaldı. Ama böyle kahkül falan kullanıyormuşum o dönemler. Şimdi hiç sevmiyorum ya kahkül, kendime yakıştıramıyorum. Kullanmasını da çok zor buluyorum özellikle kış aylarında. Sürekli böyle fön istiyor falan ya. Bir şapka taksak, bir yağmur yağsa yapışıyor buraya böyle. Çirkin bir şey çıkartıyor ifade. O yüzden kullanamıyorum. Bu da bizim kına gecemiz mi, nişan mı? Bakayım. Kına gecemiz. Evet, kına gecesi. Kına gecemiz. Bu elbisem olay olmuştu. Gerçekten şahane bir elbisem vardı. Mor, burada böyle koyu görünüyor ama mor renk. Siyah beyaz. Olay olmuştu. Herkes elbisemi konuşmuştu. Gerçekten çok güzeldi ama. Burayı da ben parselledim arkadaşlar. Direkt kendime alan olarak ayırdım burayı. Gelelim Saadet'e. Burası, en önemli yerim. Evet, benim en sevdiğim köşe. Gerçekten seviyorum ya. Makyaj malzemelerimi koydum buraya da. Kullandığım benim sadece 3 tane marka vardır. Onun dışına da hiç çıkmıyorum. Ara ara biraz ondan öyle bir şeyler yapıyorum işte. Şu da benim cilt bakımı ürünlerim. Artık bunu deyip köşe saklaya canım çıktı. Lina'dan mı saklıyorum? Evet. Hem Lina'dan saklıyorum. Bir de yetmiyor gibi babasından saklıyorum. Tabii ben de kullanacağım canım. Ha, sen niye kullanıyorsun? Bunlar benim için alınmış şeyler. Kıyıp almıyor. Gidiyoruz mesela bir şey almaya. Satan arkadaş dedi ya, herkes kullanabilir. Ama bir saniye şimdi. Bak ona güveniyor işte. Diyorum ki al kendine bir tane serum al bari diyorum ya. Almaz. Oraya gidince tek kelime etmez. Hiçbir ben şey almaz. Ben anlamam ki öyle şeylerden. Ben alırım, eve gelirim, ondan sonra başlar. Söylemiyorum da hangisinin ne işe yaradığını. Ne olduğunu bilmeden eline ne geçiyorsa sürüyor. Ne olduğunu da bilmiyor. Üstünde yazıyor canım. O kadar da değil. Ne yazıyor? Dün almış gerçekten şu mesela. Bu toz arkadaşlar. Bebek pudrası gibi toz. Döküyorsunuz. Suyla bunu böyle köpük yapıp, elinizle ısıtıp köpük yapıp yüzünüzü temizliyorsunuz. Makyaj temizleme şeyi. Aynı zamanda cildi de temizliyor. Eline almış, şurasında bir tane lekesi var minik. Eline almış tozunu, su falan yok, kupkuru. Oraya sürmüş, aa bu ne kadar güzel bir şeymiş böyle. Abartma öyle değil. Öyledir. Daha dün akşam yaşadık bunu, yalan hayır, söyleme. Hayır, ıslattım sonradan. Islanmış. Ama yalan söylemiş. Ben söyledikten sonra ıslattın. Bir ne olduğunu bilmeden kullanıyor. Çoğunuz bana yazıyor. Ne kullanıyorsunuz, biraz paylaşın, yazın, söyleyin, gösterin, uygulayın diye. Bir gün onun videosunu çekeceğim, söz veriyorum gelecek. Ama şimdi çok fazla soranlar için söyleyeyim. Şundan çok memnunum Doktor Murat'ın. İçerisinde kahve çekirdeği gibi şeyler var. O topçuklar sıktığınız zaman patlıyor, geliyor, sürüyorsunuz. Ciltte inanılmaz bir aydınlık, ciltte sıkılaşma, nem etkisi, her şey var. Çok faydalı, bunu tavsiye ediyorum. Bir de en son NBR'ın aldım. Onu da deneme aşamasındayım. Yani bilmiyorum, daha yeni başladım. Bu buna göre biraz daha fazla pahalı. Ciddi pahalı bir şeydi bu. Ama bundaki etkiyi bunda çok fazla göremedim. Yani nasıl söyleyeyim? Şunu sürer sürmez hemen fark ediyorsunuz. Bunu hala deniyorum. Bir hafta oldu, bir fark göremedim. Şunu tavsiye ediyorum ben size. Serum. Her şeyi tabii kendi cilt tipinize göre almanız gerekiyor. Ama marka güzel bir marka. Her şeyini seviyorum. Parfüm ne diye soranlar da oluyor. Parfüm 2-3 tane marka var benim kullandığım. Şunu kullanıyordum Lancome'un. Çok da severek kullanıyordum. Bu birazcık daha böyle bir baharatlı gibi. Ama şu şeker kokulu, bunu çok sevdim ya. Gerçekten Rodriguez'in. Sıkınca herkes soruyor mesela. Acayip güzel bir kokusu var. Kıyafetime sıkmayı sevmiyorum. Öyle değişik bir koku oluşturuyor kıyafette. Boynumun açıkta kalan yerine sıkıyorum. Yetiyor. Verilen testirleri çok severim. Buradan kozmetikçiler varsa bayılırım testirlere, verin. Bayağı bir. Bunları toplasak bir şişe 100 milim çıkacak kadar parfüm hediye edildi bana. Burberry'nin bütün serisini toplayıp verdiler bana. Gizli bölümümü de burada açıkladım size ama inşallah Lina bu videoyu izlemez. İzlerse buradaki parfümler yarın püf uçacak hepsi. Burayı da saklıyorum. İşim biter bitmez burayı kapatıyorum. Lina görmüyor. Lina bulur orayı, hiç merak etme. Bulur. Bunu zaten eski ev turlarımda da görmüşsünüzdür.
Düğünümüzden bir fotoğraf. Şurada da yanı başımda bir türlü bitiremediğim kitabım. Bir türlü bitiremedim bu sefer kitabımı. Elime aldığım zaman bir azimle bir çırpıda 2-3 günde bitiririm ben bir kitabı. Konusu da çok güzel. Rıfat Ilgaz'ın Halime Kaptan. Biraz böyle dramatik bir konusu var. Hüzünlü bir kitap. Okumak isteyenler olursa tavsiye ederim onu da. Evet, yatak odamız da böyle. Aa, burası boyaynam. Bunu sırf Instagram için aldım gerçekten arkadaşlar. Yani burası da boş kaldı. Hadi buraya da bir boy aynası yapalım. Ya da giyinince şöyle bir kendimi göreyim diye almadım. Direkt Instagram için aldım. Instagram arkadaşlarım da bana biraz kızıyor. Biraz daha aktif olun ya. Bir gün çok dolduruyorsunuz, her şeyi paylaşıyorsunuz. Arkasından iki gün bomboş geçiyorsunuz diye. Vakit buldukça paylaşmaya çalışıyorum. Ama söz veriyorum, daha aktif olacağım. Söz. Burası da giysi odamız. Taner'in dağınığı ve benim kalıplarıma giriyoruz şimdi. Alın size Taner'in dağınığı. Bak ne kadar dağınık. Ne dağınıklığım varmış ya. Şaka şaka, dağınık değil. Ne kadar değil. Derli toplu. Burayı en son ben düzelttim. Aman. Ne yapıyorsun? Kim var? Abiyemin üstüne yatmış. Kızım ne yapıyorsun? Tarçın. Bunlar böyle giriyorlar, böyle kendilerini kaybettiriyorlar burada. Sonra 2 saat evde onları arıyoruz. Nerede bu kedi diye. Ne zaman arasak tarasak deyip köşeye bucak nerede var oraya giriyorlar. Şimdi de bak tırnaklarını geçirdin değil mi abiyeme? Yonağa bak yonağa. Yonaklara bak. Ballarını yiyeyim, ballarını. Hadi yat. yat sen, keyfine bak canım. Burası da böyle. Burada çok fazla göstereceğimiz bir şey yok. İşte çantalarımız, bir şeylerimiz, üstümüz, başımız. Burası da böyle. Ne kaldı? Banyon kaldı. Bir tek banyomuz kaldı. Uzun uzun her yeri çekin diyordunuz. Her yeri çektim. Doya doya izleyin. Videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burası da bizim banyomuz. Şu çiçekten bahsediyorum. Bunu Lina'nın banyosunu almıştım. Moru bana getirecektim. O kaptı, canı sağ olsun. Ama benim bulaklarıma da uyum sağladı. Güzel oldu, sevdim. Burası da böyle. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ciddi anlamda yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.